Efendim, esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yine huzurlarınızdayız. Mutluyuz, huzurluyuz. Bugün yine büyüklerin izini takip etmek üzere kıymetli Adem Topal hocamla birlikte huzurlarınıza geldik. Serhendi Vakfı YouTube kanalında geçen hafta yarım kalan bir zatın ayak izlerinden devam edeceğiz. Muhammed Seyfüddin Faruki Hazretleri Kuddüs'e Sirruhu'yu öğrenmeye devam ediyoruz. Buyursunlar hocam. Evet. Seyfüddin Faruki Kuddüs'e Sirruhu insanlara yardım etmeyi çok severmiş. Evet. Maddi ve manevi, bu yardımı yalnız manevi olarak değil, maddi olarak da yaparmış. Ve kendisi yardımlaşmanın önemini anlatırken şöyle söylüyor. Allah-u Teala'ya hamdolsun. İki cihanın efendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Allah-u Teala'ya vasıl olanların imamı, hadis alimlerinin önderi, 100.000 hadisi şerifi ezbere bilen Hafız Abdülazim Münziri, 40 hadis adlı kitabında İbni Ömer'den naklediyor. Hazreti Ömer'in oğlundan radıyallahu teala rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, kim ki bir müminin, mümin kardeşinin ihtiyacını temin ederse, mahşer günü ameller tartılırken terazinin başında duracağım, benden imdat isteyince ona imdat edeceğim, şefaat edeceğim buyuruyor. Bunu naklederek yine İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlundan Peygamber Efendimiz şöyle rivayet etmiştir diyor. Peygamber Efendimiz'den hayır ve şer Allah-u Teala hazretlerindendir. Hayır anahtarları ellerine verilmiş olanlara müjdeler olsun. Şer anahtarları ellerine verilen kimselere yazıklar olsun. Enes bin Malik de radıyallahu teala şöyle rivayet etmiş. Bütün mahlukatı Allah-u Teala yaratmıştır. Onların her türlü ihtiyacını irade ederek yaratıp göndermektedir. Allah-u Teala'nın rızası için onun kullarına kim daha çok hizmet ederse Allah-u Teala da o kullarını o kadar çok sever. Bu bana bir çağrışım yaptı. Bunlar okuyunca eyvallah hocam. Çağrışım yaptı. Hayır olsun inşallah. Sultan Seyyid Muhammed Saki Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu Aliye irşada başlayınca şöyle bir ferman etti. Dedi ki dergahlarımızda para toplamak yasaktır. Bunu biz duyunca çok sevindik. Biz parayı vermeyi sevmeyen insanlar olarak çok memnun kaldık. Ve para toplamak yasak ya. Artık keyif ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ama ihtiyaçlar var. Evet. İşte dergahın kirası var. Dergahın elektriği var. Suyu var vesaire. Hı hı. Bunu iyi anlamamışız. Onu anladım ben. Hı. Yani para toplamak yasaktır diyor ya. O kelimenin açılımını iyi anlamamışız. O şu demektir. Hatta diyor aslında, telkin yok, teşvik var diyor. O cümleden sonra diyor ki, telkin yok, teşvik var. Bu şu demektir. Bu ihtiyaçlar var. İhtiyaçlar devam eder, ihtiyaçlar durmaz. Evet. Ama ben Mikail sen şu kadar vereceksin diyemem. Yasak o. Ama Mikail, buranın şu ihtiyaçları devam ediyor. Eğer katkıda bulunmak istersen biz onu alırız demek caizdir. Eyvallah. Onu iyi anlatamamışız. Ben onu fark ettim. Hı hı. Onu ya, bir de hala mürşidin muradını anlamamış insanlar var. Alıştığı jargonu, jargon diyorlar gavurca, kullanan insanlar var. Çeşitli hizmetler var. Dergi de çıkıyor mesela şimdi Serhendi dergisi. Elhamdülillah. Sadece Serhendi dergisine abone olmak isteyenler olabilir demek hakkın var. Sen illa buna abone olacaksın demek o zatın usulüne uymuyor. Sen git 10 abone bul demek. Bul demek de uymuyor. Sadece duyur. Evet. Böyle bir şey. Ama şunu da bugün aklıma geldi. Okumaya teşvik edin kardeşim ya. Eyvallah. Abone oldu adam. Aldı kenara attı. Ne anlamı var? Ya. Okumaya teşvik edin. Abone olmasına da gene teşvik edin. Ama telkin yok. Evet. Teşvik var. Evet. Hatta ben Adapazarı'nda yaptığım sohbette ben daha olmadım ama olacağım. Size de tavsiye ederim olun dedim. Eyvallah. O kadar yani. Niye olmadın dediler. Ya olacağım dedim ya dedim yani. Hemen de tenkit hazırdır. Şimdi
mürşidin muradını doğru anlamak lazım. Eyvallah hocam. Mürşid diyor ki, insanları zorlamayın. İnsanları dergaha gelmeyecek hale getirmeyin. Teşvik edin, duyurun. İmkanı olanlar zaten. Ve şunu da görüyoruz, ben hayatım bununla geçti. Allah yolunda 1 lira ver, Allah 1000 lira gönderiyor geriye. Amen. Daha fazlasını da gönderiyor da ben en azını mütevazı olarak söylüyorum. Eyvallah. Onun için de korkmamak da lazım. Ama ısrar da etmemek lazım. İnsanları ağlatmamak lazım. Bunları gördük. Onun için Ozat diyor ki dergahlarda para toplamak yasak. Hatta buyurmuş ki Sultan Gavs Hazretleri camiyi yenilerken demiş ki sofilerden para isteyelim kurban demiş. Gavs Sani Hazretleri buyurmuş ki sual parası haramdır. İlginç bir tabir. Ben de onu yeni duydum. Sual parası. Sual parası haramdır. Evet. Görmüyorlar mı? Camiyi yapıyoruz. İsteyen getirsin versin demiş. Sual parası şu. Bir kişiyi arayıp cami için şu kadar para ver demek. O haramdır diyor. Bunları iyi anlamak lazım. Eyvallah. Öğrenmek lazım. Kişi mürşidinin muradını ne kadar doğru anlarsa mürşidinden o kadar fayda görür. Ve yanlış yaptığı her hizmet edenlerin her yanlışı mürşide fatura olur. Allah muhafaza. Ona dikkat etmek lazım. Bu ara çok bana telefonlar, mesajlar geldiği için bunu koydum. Evet. Bu programın içine. Dikkat edelim. Ramazan geldi. Evet. Zekat hizmetleri, fitre hizmetleri devam edecektir. Bir taraftan kumanya hizmetleri devam edecektir. Elhamdülillah. Ama sen şu kadar kumanya al diyemezsin kardeşim. Deme. Evet. Bak biraz sert de söyledim. Eyvallah. Deme kardeşim. Duyur sadece. Allah bereketi veriyor. Kişi şunu zannediyor. Ben yapıyorum. Yapmıyorsun sen. Sen sadece orada bir sebepsin. Sebep olduğunu düşün. Ve mürşidini yıpratma. Ona zarar verme. Hizmetine zarar verme. Böyle dedim yani bu mevzuyu da böyle kapatayım. Allah razı olsun hocam. Affel Müzeni babasından, o da dedesinden rivayet etmiş ki Peygamber aleyhisselam buyurdular ki Allah-u Teala insanların ihtiyaçlarını gördürmek için öyle kullar yaratmıştır ki onlara cehennem azabı yoktur. Allah Allah. Kıyamet günü olunca onlar için nurdan kürsüler hazır olur. İnsanlar hesaba çekilirken onlar Allah-u Teala ile sohbet ederler diyor. Buyur kardeşim yani. Bunları anlatmak lazım. Bunları anlatmak lazım. Bunları teşvik etmek lazım. Ali bin Ebi Talib, Hazreti Ali radıyallahu teala. Onun yüzünün toprakla Keremallah veçe denilmesi de biliyorsunuz yere yatmış da yüzü toz olmuş ya. Onun için deniyor. Ne kadar güzeldir. Şehitlerin dedesi. Şeriflerin dedesi. Bu zat. Kim bir mümin kardeşine yardım ve ihtiyacını temin etmek için harekete geçip yürürse Allah-u Teala'nın yolunda harp eden mücahitler kadar sevap veriyor ona diyor. Allah Allah. Canını koyuyor adam orada. Ya. Onun sevabı verilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri. Bu zatı çok seviyorum. Mektubat kitabında Bediüzzaman hazretleri anlatıyor. Bir gün diyor Ebu Hureyre aç. Yemek yememiş o gün. Gelip Peygamber aleyhisselamın hücresinin kapısının karşısında durmuş. Biraz sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam dışarı çıkmış bakmış bakıyor. Sen de açsın. He Ebahir demiş. O da açmış. Peygamber aleyhisselam da açmış. O esnada sahabenin biri bir tas süt getirmiş. Diyor ki bizim ikimiz ancak yeter diye düşündüm diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri. Ashab-ı Suffa'nın hepsini çağır demiş Peygamber aleyhisselam. Çağırdım diyor. Biraz da gönülsüz çağırmış. Önce kendisi içti diyor Peygamber aleyhisselam doyana kadar. Sonra sırasıyla bütün ashab-ı suffaya ikram ettim. Hepsi doyana kadar içti. En son ben doyana kadar içtim. Süt geldiği gibi duruyordu diyor. Ya. Bayılıyorum bunlara yani. Ah ah ah. Allah'ım anlamak nasip et bize. Amin. Anlayalım bu ne ki ya? Bu iş, bu dünya ne ki yani? Diye böyle onu öyle dertleniyorum arada biliyor musun? Eyvallah hocam. Bu zat yani Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu teala hazretleri şöyle rivayet etmiş. Buyurdu ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin ederse, Allah-u Teala'nın yakın dostu ve veli kulu olur. Ne kadar güzel ya. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse, Allah-u Teala o mümine mahşerde sıratı geçerken 2 tane nurdan ışık verir. Bu 2 nurun ziyasını, kudretini yalnız Allah-u Teala verir.
Vesselam evvelen ve ahiren diyor. Yani Sırat Köprüsü'nden seni geçireceğim. Niye mümin ama niyet önemli. Ya, Sırat Köprüsü'nden geçmek için değil. Her şey Allah rızası için olacak. Amin ne vesselam. Ve bana desinler çok cömert adam. Allah muhafaza. Mesela bu yolda bir görevli filan kez şu kadar verdi, siz bu kadar verir misiniz derse büyük halt etmiş olur. Yazık. Yazık etmiş olur. Hem ona hem öbürlerine yazık etmiş olur. Onun için dikkat etmek lazım. Tasavvuf ince sanattır. Eyvallah. Hepimiz onu öğrenelim. Madem ki bu yola girdik, tasavvufu öğrenelim. Allah adamlarının ve evliyayı sevmenin önemiyle ilgilidir de Muhammed Seyfüddin Hazretleri şöyle buyurmuş. Bu büyükleri sevme saadetiyle hiçbir üstünlük ölçülemez. Bu büyüklere muhabbet bir kimsenin en üstün vasfı olmalıdır. Bu sebeple sonsuz derecelere yükselmek ümit edilir. Allah adamlarını sevmenin insana kazandıracağı üstünlükler ve dereceler ifade edilemez. Kitaplara sığdırılamaz. Vesselam. Ya. Şimdi bu noktada elhamdülillah fakirane yaklaşık 1000 radyo televizyon programı yaptım Allah dostlarıyla ilgili. Yaşayan ve vefat etmiş. Bütün Allah dostlarını severim. Tek insanların benim nezdimde benimle ilgili anlamadıkları şey şu. Mürşid olarak bir tane. Yoksa hepsini Allah dostu olan hepsine en derin saygım, sevgim devam etmektedir. Eder. Ama bu işin kuralı bu. İnsanın bir tane mürşidi olur. Onun için Mehmet Yarbay abi Allah rahmet etsin. Amin. Bolu'da Sürmeli Muhittin Hazretleri diye bir Allah dostu var. Onun mürüdüymüş ilk anda. Sonra Siirt'e tayin olduğunda Teğmenken avsımızla tanışıyor ve ona intisap ediyor. Diyor ki ona ben onun dersinde yapayım. Yani Sürmeli Muhittin Hazretleri'nin dersinde yapayım. Kudüs-i Sirruhu. Gavs'ın cevabı şu. Şah Hazine şerik kabul etmez diyor. Ortak kabul etmez. Ya onunkini ya benimkini diyor. Eyvallah. Bu iş böyle. Usul bu. Şimdi ben mürşidime olan muhabbetimi, sadakatimi söylerken diğerlerine bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Anlaşılmışsa düzelsinler. Eyvallah hocam. Vebal var, günah var. İnsan birisine bir şey söylerken eğer onda o vasıf yoksa İftira olur. O vasıf varsa gıybet olur. İkisi de sakattır. Evet. Arada böyle... En güzeli konuşmamak da. Sükut etmek yani. Evet. Yeri geldikçe söyleyelim. Eyvallah hocam. Seyfettin Farik Hazretleri çeşitli zamanlarında sohbetlerinde şöyle buyurmuş. Hadis-i şerifte buyuruldu ki İslam ve Sultan ikiz kardeş gibidir. O ikisinden birisi ancak diğeriyle iyi olur. Temel olmayan bir şey yıkılır. Muhafızı olmayan bir şey de zayi olur. Yani saltanat da ancak İslam'la olursa, Osmanlı İslam'a ne kadar bağlıysa o kadar aziz oldu. İslam'dan bidatlar girerek ne kadar koptuysa ondan sonra yıkıldı. Bu iş böyle. Kimse kusura bakmasın ben bir Osmanlı hayranıyım. Osmanlı'yı çok seviyorum ama hatamızı söylemezsek, hatamızı görmezsek yine o hatayı yaparız. Onu yapmamak için Öz eleştiri. Kendimizi eleştiriyoruz. Nefs muhasebesi deniyor buna. Evet. Yapmamız lazım. Eyvallah hocam. Bakara suresinin 201. ayetinde şöyle buyuruluyor, mealen diyor. Kim de ey Rabbimiz bize dünyada iyi hal ver ve ahirette de iyi hal ver, bizi o ateşten koru. Bismillah. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar. Sadakallah. Böyle söyleyin diye diyor Allah-u Teala söylüyor. Bu ayetin nüzul sebebi olarak şöyle anlatılır. Sahabenin biri hastalanmış. Uzun zaman mescide gelemeyince aleyhissalatü vesselam onu ziyarete gitmiş. Sen nasıl dua ettin demiş. Diyor ki ben dua ettim ki ya Rabbi bana ahirette vereceğin azabı dünyada ver. Yanlış dua etmişsin buyuruyor. Ya. Ve bu ayet nazil oluyor. Böyle dua edin. Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver, güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru. Diye dua edin. Doğru dua önemli bir meseledir. İnsanlar çoğu zaman tecrübemiz onu gösteriyor. Başına gelen sıkıntıların önemli bir kısmı yanlış dua ettiği içindir. Mesela Allah bana şunu nasip etmesin diyor. Niye öyle diyorsun ki?
Allah bana şu iyiliği nasip etsin de. Onun için derler ki, şeytana lanet okumaktan salavat getirmek iyidir. Ne güzel ama yani. Ya. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Büyük müfessir Fahrettin Razi şöyle bu ayeti tefsirinde diyor ki, Allah-u Teala'ya dua edenler iki kısımdır. Birinci kısım sadece dünyalık ister. Onun için dua eder. Diğer kısım sadece ahiret için dua ederler. Üçüncü bir kısım daha vardır ki onlar sadece ahiret için dua ederler. Sadece ahiret için dua etmenin doğru olup olmadığı hususunda alimler itilaf ettiler diyor. Onun için yalnız ahireti değil, dünyayı da istemek lazım. Konuda Şeyhülislam Erkanisi Hazretlerinin bir sözü var. Çok güzeldir. Diyor insanlar üç nevidir. Zırdeli, ahmak, akıllı. Diyor zırdeli yalnız dünyaya çalışanlardır. Ahmak yalnız ahirete çalışanlardır. Akıllı dünya ile ahireti bir atın iki kulağı gibi beraber götürenlerdir. Biz akıllıyı severiz diyor. Onun için dikkat etmek lazım. İnsan muhtaçtır diyor Fahrettin Razi. Zayıftır. Ne dünyanın elem ve acılarına ne de ahiretin sıkıntı ve meşakkatlerine güçleri yetmez. En uygun olan dünya ve ahiretteki kötülüklerden Allah-u Teala'ya sığınmaktır. Yani Rabbena atina demektir. Rabbim ver. Ne ver? Dünya i̇yilik ve ahirette güzellik. İyilik ve güzellik ver. Diye istemektir. Her iki alemde de iyi hal üzere bulunmayı talep etmek en güzelidir diyor. Yine Fahrettin Razi tefsirinde Enes bin Malik'in şöyle anlattığını haber veriyor. Bir defasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir zatın ziyaretine gitti. Hastalık sebebiyle bu biraz önce benim anlattığım mesele aslında. Ben Allah'ın ahirette eziyette olmayayım, bu dünyada nasıl olursam olayım dedim diyor. Ona işte o ayeti o zaman okuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve öyle deme diyor. Doğru. Ondan sonra hadis irade ediyor. Doğru dua edin. İnsanlar doğru duayı öğrenmeli. Ben de öğrenmeliyim. Sen de öğrenmelisin. Hepimiz hocam. Kameramanlar da öğrensin. Seyredenler de öğrensin. Doğru hatta duanın ötesinde büyükler söz vücut bulur demiş. Evet. Kullandığımız sözler bile. Aynen. O an dua etmesek bile evet. O kadar önemli ki. Aynen öyle. Ona dikkat etmek lazım. İnşallah Rabbim nasip eylesin hocam. Bu da çok güzel. Eğer diyor Allah-u Teala kullarına hiç dert ve elem vermemiş olsa veya çok az vermiş olsaydı insanlar ona ibadet etmekten ve onu zikretmekten gafil olurlardı. Allah Allah. Büyükler Allah dostları Allah-u Teala'dan kendilerine bir sıkıntı gelmediğinde üzülürlermiş. Acaba biz bir kusur mu ettik ki Rabbimize bize bir sıkıntı vermiyor. Bir imtihan vermiyor. Evet. Onun için büyükler bela ve sıkıntı geldiğinde keyifleri geliyor. Ona sabrediyorlar. Sabrettikçe makamları yükseliyor. Allah başka kapılar açıyor. Ne güzel de yapıyor yani. Acayip işler hocam. Evet, aynen öyle. Bu mübarek ömrünü İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla geçirmiş. 1450 veli yetiştirmiş dedik. Birçok veli ve mürşidi kamil yetiştirmiş. İnsanların hidayete kavuşmalarına vesile olmuş. Ve onlar için de en kıymetlisi, en bilineni Seyyid Nur Muhammed Bedeyuni Hazretleri yetiştirdiği zatlardan. 8 oğlu varmış bu mübareğin. 8 tane oğlu var. 3'ü kendi huzurunda kemale gelmiş. Yani halife olmuşlar. Demek ki bu Avsani Hazretleri mütabaat etmiş olur. 5'i henüz küçükmüş. O vefat ettiğinde. Büyük olan oğulları Şeyh Muhammed Azam, Şeyh Muhammed Hüseyin ve Şeyh Muhammed Şuayb. Bunlar şeyh olmuşlar. Diğer oğulları Muhammed İsa, Muhammed Musa, Muhammed Kelimatullah, Muhammed Osman ve Abdurrahman'mış. 6 da kız olmuş. Demek ki 14 çocuk sahibiymiş. Maşallah. Maşallah 45 senelik ömre. Ama Allah-u Alem birden fazla hatunu olabilir. O zaman çünkü bu iş vardı. Aslında teaddüdü zevcat, yani birden fazla evlenmek, kadınlar için bir koruyucudur doğru olursa, doğru uygulanırsa. Ama maalesef uygulayanlar doğru uygulamıyorlar. Kadınlar da bilmedikleri için buna karşı çıkarak günah işliyorlar. Onu ben rahmetli Lütfü Erim hocamdan öğrenmiştim. Dedi ki birden fazla evlilik kadının iyiliği içindir. Dedi mesela kadın hasta ve hanımlık vazifesini yapamıyor. Medeni kanun diyor ki onu boşa. Hak sahibi görüyor. İslam diyor ki boşayamazsın. Sen ona
sağlıklı zamandaki gibi davranacaksın. Ama sende de ihtiyacın var. O ihtiyacını temin et açısından ikinci bir hanımla evlenebilirsin. Ama adalet gözeteceksin. Ona bir etek alasan ona da alacaksın. Ona bir kere tebessüm edersen ona da edeceksin. Adaleti gözetemezsen evlenme diyor Allah-u Teala. Yani öyle keyfime göre davranayım. Ondan sonra da cennette gidip hurilerle buluşayım yok yani. Kimse kusura bakmasın. Evet. Aynen öyle. Eyvallah hocam. Onun için de ben ondan o zaman daha 20 yaştaydım öğrendiğimde. Hı hı. Ve çok Allah-u Teala'ya hamd ettim, şükrettim. Ya Rabbi sen her yaptığın iş güzel. Ama biz anlamıyoruz dedim yani. Biz anlamadığımız için de senin hükümlerine karşı nefsimizde bir yanlış davranış oluyor. Mektubat diye bir kitabı var ve burada 90 mektubu varmış mübarek. Geçen o aklıma geldi. Bu teknoloji dedim mektubat işini de bitirdi. WhatsApp'tan mesaj atıyorsun. Halbuki öyle değildi eskiden. Güzel bir mektup yazılıyor. Ve her biri de edebi bir eser gibiydi yani bu zatların. Ve dolayısıyla da hepsinin Mektubat adlı kitapları var. Mesela babası İmam Masum Hazretleri'nin Mektubat-ı Masumiye diye kitabı var. Tabii benim nezdimde hem İmam Rabbani Hazretleri hem de İmam Masum Hazretleri farklı kişiliklerdir. Çünkü ben 1983 yılında Gavs-ı Sani Hazretleri'nin devrin İmam-ı Rabbani'si olduğunu öğrenmiştim. O daha o tarihte halife. Halife de değildi. Halife daha. De değil. Değildi. Devir Sultan Hazretleri, evet. Sultan Muhammed Raşit Hazretleri, Devri. Ve bana haber verildi ki Seyyid Abdülbaki Hazretleri devrin İmam-ı Rabbani'sidir. Subhanallah. Sonra şahitleri de Gavs-ı Kasevi Hazretleri'nin dilinden teyit ettiler, bana anlattılar. 94'te. 11 sene sonra. Evet. Eyvallah. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonra irşada gelen zat, en büyük irşat yapan zat oğlu İmam Masum'dur. Ve 85 senesinde de öğrendim ki ondan sonra İmam Masum gelecek. Siz evet. O yüzden ilk günden beri Sultan Hazretleri ni İmam Masum Hazretlerine benzetiyorsunuz. Görüyorum da. Şimdi sordular da Rize'de onu anlattım. Yani şeyhliğinin, mürşitliğinin daha 4. 5. ayında 5 günde 1 milyona yakın insana tövbe tarikat veren başka bir zat bulamazsınız. İstanbul'da 5 günde kadın erkek 1 milyon civarında insan bu zatta intisap etti ya. İşte İmam Masum öyleydi zaten. Ve Allah Teala'nın muradı bu. Muradı ilahidir. Ya. Yani dileriz ki yeryüzünde yüz binlerce şeyh olsun. Çünkü 8 milyar insan var. Yazıktır. Yani çok iş var. Şeyhlerin, mürşitlerin çok işi var. Bu 8 milyar insan hepsi Ümmeti Muhammed'dir. İkiye ayırıyorlar. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Yani o Budist dediğimiz, işte bilmem Hindu dediğimiz vesaire, bunlar davet ümmetidir. Bunlar için de üzülüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte mürşitler açılım yapacak. Bunların hidayetine vesile olmak için gece gündüz çalışacaklar. Bu iş basit, sadece Türkiye 3-5 milyon insan da değil ki. Peygamber aleyhissalatü vesselam memnun olacak. Ne diyordu Gavs'ımız? Gelin keyfini getirelim Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Yerden çıktık bu İmam Masum Hazretlerinden hatırıma geldi. Çağrışım oluyor. Eyvallah hocam. Çağrışımlar diye bir şey var. Bir gün halktan birisi Seyfettin Faruk Hazretleri'nin büyük veli olduğunu inkar etmiş. Gece rüyasında bekçiler gelmiş. Onu bir güzel dövmüşler. Kimler gelmiş? Bekçiler. Bekçiler. Bekçiler sabah vazgeçmiş gitmiş. İntisap etmiş. Seyfettin Faruk Hazretleri diyor ki biz dua ordusuyuz. Zahir ordular arkasına dua ordusunu almazsa muzaffer olamaz diyor. Allah-u Teala bu zatların duasına hepimizi mazhar etsin. Allah-u Teala nefsimize hidayet etsin. Amin hocam. İyilik versin, akıl, izan versin. Amin. Sıkıntımız nefsimizden. Belli. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dilinize, gönlünüze sağlık. Evet kıymetli dostlar, yine bitirmek istemiyoruz ama süremiz doldu. Hakkınızı helal edin. İftarlık bir taam gibi kabul buyurun lütfen. Sürçülisan ettiysek affola, bir kusurumuz olduysa affınızı istirham ediyor. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın diyor. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.